Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Burada yine kalıtımlı soru çözümlerine devam ediyoruz. Bu son videomuz olacak. Kan grupları ve eşeğe bağlı kalıtımla ilgili soru çözüp bitireceğim. Birinci sorumuzda diyor ki, bir anne ve babanın iki çocuğundan biri sıfır kan grubu, diğeri AB kan grubundan olduğuna göre, üçüncü çocuğun B grubu olma ihtimali neymiş? Şimdi arkadaşlar, çocuklardan biri sıfır, diğeri de AB. Şimdi anne ve babanın genotipine baktığımızda sıfırların yan yana gelebilmesi için hem annede hem de babada sıfır olması lazım. A ile B'nin yan yana gelmesi lazım. O yüzden bunlardan birinde A, birinde de B olması gerekiyor. Ve anne ve babanın genotipi bu şekilde olur. Şimdi biz çaprazlama yapalım. Bakın şurayı şöyle temizleyeyim. Çaprazlama yapalım. Bize neyi soruyor? Üçüncü çocuğun B grubu olma ihtimali. Çaprazlama yaptığımızda bakın birinci çocuk ne olur? AB. Yaptık. A 0, B 0 ve 0 0. Yazalım şöyle. AB, A 0, yazamadım şöyle. Evet, A 0, B 0 ve 0 0. Bize neyi soruyor? B grubu olma ihtimali. Bakın B grubu şu. 4'te 1'lik oranda ne oluyor? B grubu oluyor. O zaman cevabımız ne olur? C şıkkı 1 bölü 4 olur. Evet, bu şekilde. Şimdi devam edelim. Bir soy ağacı vermiş. Soy ağacında diyor ki, yukarıdaki soy ağacında bazı bireylerin AB0 kan grubu karakteri bakımından fenotipi verilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerin hangileri bu karakter bakımından homozigot olabilir? Arkadaşlar bize bazılarını vermiş. Hemen yazalım. Bakın şöyle. Burada 0 vermiş. Bu zaten nedir? 0 0'dır. AB'yi vermiş bize ve B'yi vermiş. Şimdi A ile B'nin yan yana gelmesi için B'yi nereden aldı? Babasından. Bir numarada o zaman ne vardır arkadaşlar? A kan grubu vardır. Geliyorum bakın şuradaki aileye, şu ikinci olana. 0 kan grubu, AB kan grubu. Şimdi 0 ne olacak? Mecburen 3 numaraya gelecek. 3 numaraya ne gelir? Ya A gelir babadan ya da B gelir, B 0 olur. Bize neyi soruyor? Homozigot olma durumunu soruyor. Şimdi homozigot neydi? AA, BB ya da 00. Şimdi bakıyorum zaten 00'ı numaralandırmamış. 3 numaraya bakıyorum. 3 numara heterozigot olacak. A0 ya da B0 olacak. 1 numaraya bakıyorum arkadaşlar. 1 numara ne verecek? Ya AA verecek, değil mi? Ya AA olur ya da A0 olur. Mecburen A olması lazım. O zaman 1 numaranın homozigot olma ihtimali var. 2 numaraya bakıyorum. 2 numaradan bakın babasından ne gelebilir? A gelebilir ya da 0 gelebilir arkadaşlar. 2 numaranın babasına baktığım annesinden A ya da 0 geldi. Babasına baktığımız zaman babası BB de olabilir, B0 de olabilir. O zaman babasından AB gelip işte B gelip AB kan gruplu olabilir veya İşte yine B gelip B 0'dan yine B kan gruplu olabilir. Ya da arkadaşlar 0 0 olabilir. Yani yine homozigot olma durumu var mıdır? Vardır. O zaman bizim cevabımız ne olacak? 1 ve 2 olacak. Yani Denizli şıkkı olacak. 3 numaranın kesinlikle homozigot olma durumu yoktur. Bu yüzden de cevabımız 1 ve 2 olur. Geçelim 3. sorumuza. AB kan grubuna sahip bir babanın 3 çocuğu olmuştur. Bu çocukların kan grubu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi AB kan grupluysa bir kere bu baba çocuklarına ne verecek? Ya A verir ya da B verir arkadaşlar. Dolayısıyla çocuklar ya A kan gruplu olur ya B kan gruplu olur ya da annesinden B gelirse AB kan gruplu olur veya A gelirse AB kan gruplu olur. O zaman bu çocukların sıfır olma ihtimali yoktur. Çünkü babada sıfır geni yok arkadaşlar. Bu yüzden de çocuğun sıfır olma ihtimali yok. Hangisi olamaz demiş? Sıfır olanını arayacağız. Bakın A şıkkında diyor ki üçüncü çocuk sıfır. Çocuklarının sıfır olma ihtimali yoktur. Çünkü babada sıfır kan grubunun geni yok arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Yine bir soy ağacı. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında AB0 kan grubu karakteri bakımından çekinik fenotipte olan bütün bireyler taralı olarak gösterilmiştir. AB0 bakımından çekinik olanlar yani 0 kan gruplu olanlar. Taralı olan bireyler 0 kan gruplu. O zaman yazalım bakın. Bunlara ne yazacağız? 0 0 yazacağız arkadaşlar. Şöyle biraz daha yukarı doğru çekeyim.
Evet, 0 0 yazdık. Bize soruda ne soruyor? Diyor ki, buna göre 1 ve 2 numarayla gösterilen bireylerin bu karakter bakımından aynı genotipte olma ihtimali nedir? Şimdi ne yapacağız? İlk önce bir çaprazlama yapalım. Şu A'ların değerlerini bulalım ne olabilir acaba diye. Hemen yazalım. Bakın. Alt taraftan başladığımızda, şuradan başladığımızda 2 sıfırın yan yana gelebilmesi için bunlardan birini anneden aldı. Birini kimden alacak arkadaşlar? Mecburen babadan alacak. O zaman babanın genotipi ne olur? A0 olur. O zaman 2 numaranın kan grubunun ihtimali nedir? Bakın, kan grubunun ihtimali. Hemen yine diğer taraftan bulalım. Bu tarafa baktığımızda, şu aileye baktığımızda 0-0 zaten mecburen ne verecek bu çocuklarına? 0 kan grubunu verecek. Bu anne, buradaki A kan gruplu anne. AA da olabilir, A0 da olabilir. Yani şuradaki çocuk, bakın, birinci çocuk, bir numaralı çocuk ne olabilir? A0 da olabilir, 0-0 da olabilir arkadaşlar. 2 numaraya geldiğimizde, bakın, buradaki çocuk yine A0 da olabilir, 0-0 da olabilir. Şimdi burada bize neyi soruyor? Aynı genotipte olma ihtimalini soruyor. İkisinin de baktığımız zaman, bakın şu şekilde baktığımızda, eğer ki anneleri AA ya da A0 olursa 1 bölü 2 buradan gelir. Bakın 1 bölü 2'yi yazdım. Çarpı, bir de bunların A0 ya da 0-0 olma ihtimali var. 1 bölü 2 de buradan gelir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 1 bölü 4 olur. Evet, bu şekilde de bizim cevabımız bulmuş oluyoruz. Gelelim 5. sorumuza. Diyor ki, bir insandan alınan kanın üzerine çeşitli antikorlar damlatıldığında çökelme durumu aşağıdaki gibi gözlenmiştir. Arkadaşlar, hangisinde çökelme varsa o kan grupludur. Kanın üstüne anti A damlatıldığında çökelme meydana gelmemiş. Tamam, o zaman A kan grubu yok. B damlatıldığında çökelme meydana gelmiş. O zaman nedir bu? B kan grupludur. Kanın üzerine anti RH damlatıldığında çökelme meydana gelmiş. O zaman RH pozitiftir. Yani bizim kan grubumuz nedir? B RH pozitif. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? B şıkkı, yani Bursa şıkkı oluyor. Unutmayın, çökelme sorularında hangisinde çökelme olmuşsa o kan grupludur. Bunu unutmayalım. Evet, geçiyoruz 6. sorumuza. İnsanlarda AB0 kan grubu karakteri bakımından kaç farklı genotip oluşabilir? AB0'a baktığınızda, bakın, bu çok allellikle ilgili bir durumdur. Çok allellikte bizim formülümüz neydi? Çok allellikte formülümüz N çarpı N artı 1 bölü 2. Bizim kaç tane allelimiz var? 3. Buradaki N allel sayısıdır. 3 çarpı 4 bölü 2. 4 ile 2 sadeleşir, 2 kalır burada. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 6 olur. Yani C şıkkı olur. Evet, bu şekilde devam edelim. Şimdi de eşeğe bağlı kalıtımla ilgili soru çözeceğim ve böylece kalıtım videolarını bitirmiş olacağım arkadaşlar. Diyor ki, birinci soruda bakın. Yukarıdaki soy ağacında renk körü bütün bireyler taralı olarak gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi renk körü bireyler gösteriliyor. Renk körü nedir? Eşeğe bağlı bir kalıtımdır. X kromozomu üzerinde taşınan, çekinik olarak taşınan bir hastalıktır arkadaşlar, renk körü. Şimdi burada taralı bireylere yazalım. Bakın, erkek olduğu için ne yazıyorum? X üzeri küçük R, Y yazdım. Bu dişi olduğu için X üzeri küçük R, X üzeri küçük R yazdım. 5 numarada erkek olduğu için X üzeri küçük R, Y yazdım. Şimdi erkeklerin iki ihtimali var. Ya hasta olurlar ya da sağlam olurlar. 2 numaraya baktığımızda 2 numara nedir? Sağlamdır. O zaman X üzeri büyük R, Y olacak. Şimdi şuradaki kız çocuğuna bakın. Hasta olan kız çocuğuna baktığımızda anneyi bulabiliriz. Anne neymiş? Sağlammış. Yani 4 numara sağlam. O zaman 4 numarada X üzeri büyük R var mı? Var. 2 küçük R'nin yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Babasından. Diğerini kimden alacak arkadaşlar? Annesinden. O zaman 4 numara ne oldu? X üzeri büyük R, küçük R oldu. 1 numaraya geliyorum. Bakın, 1 numara babası bu kız çocuğunun sağlam olduğu için, bakın, babası sağlam olduğu için sağlamlık genini nereden almış? Babasından.
O zaman hastalık genini kimden alacak arkadaşlar? Annesinden. O zaman annede küçük R var mı? Var. Anne sağlam olduğu için anneye yine ne yazıyoruz? Büyük R'yi yazıyoruz. Hepsinin genotipini bulduk. Şimdi şıkları okuyalım. Diyor ki, bir numaralı birey renk körlüğü bakımından taşıyıcıdır. Hemen bakıyorum bir numaraya. Evet, doğru. Renk körlüğü bakımından taşıyıcı. B şıkkına bakıyorum. Bir numaralı bireyden 4 numaralı bireye renk körlüğü geni aktarılmıştır. 1'den 4'e bakın. Küçük R 4 numaraya gitmiş mi? Evet, gitmiş. O zaman doğrudur. 5 numaralı birey renk körlüğü bakımından heterozigot genotiplidir. 5 numaraya bakıyorum. Bakın 5 numara ne? Erkek. Erkek bireylerde heterozigotluk durumu yok. Eşeğe bağlı kalıtımda yok. Bunu unutmayın. O yüzden C şıkkı yanlış olacak. Cevabımız C şıkkı olacak ama diğerlerini de okuyalım arkadaşlar. 3 numaralı birey 2 numaralı bireyden renk körlüğü geni almıştır. Bakıyorum 3 numaraya. 3 numara renk körlüğü genini nereden alıyor? Bir dakika, bir daha okuyalım. Geni almamıştır diyor. Pardon, ben yanlış okudum. Geni almamıştır. Evet, bakın zaten 2 numara sağlam olduğu için gen veremez. Doğrudur. 6 numaralı birey renk körlüğü bakımından homozigottur. 6'ya bakıyorum. İkisi de küçük R küçük R. O zaman homozigot doğrudur. Cevabımız ne olacak? C şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Bir babanın taşınan genlerden hangilerini hem kız hem de erkek çocuklarına aktarması beklenir? Arkadaşlar, X kromozomunda ve otozomlarda taşınan genler hem kıza hem de erkeğe gider. Ama Y kromozomunda taşınan genler nereye gidecek? Sadece erkek çocuğuna gidecek. Diyor ki, X kromozomunun homolog olmayan bölgesi. Evet, kıza X kromozomu gidiyor. O yüzden gönderir. Erkek çocuğa da aktarması beklenir. Bakın, hem kıza hem erkeğe. Şimdi erkek çocuğa babadan ne geliyor? Y kromozomu geliyor. O zaman bir baba X kromozomundaki özelliği erkek çocuğuna aktaramaz. Çünkü babadan erkek çocuğa ne gidiyor? Y. O zaman bir numara olmaz. Otozom kromozomlarında bu olur arkadaşlar. Otozomlarda olanlar hem kıza hem erkeğe gider. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesi. Y sadece erkeğe gidiyor. O yüzden bu da olmaz. Cevabımız ne olacak? Yalnız 2 Bursa şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Yukarıdaki soy ağacında bir özelliği fenotipinde gösteren bütün bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralı bireylerden hangisinin bu özelliği fenotipinde göstermemesi, bu özelliğin X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan çekinik bir özellik olmadığını kanıtlar. Şimdi numarayı bulabilmemiz için çekinik bir özelliği hemen buraya yazalım. Taralı bireyler çekinik özelliği gösteriyormuş. Mesela renk körlüğü gibi. O zaman ben buradaki erkek çocuğa yazıyorum. Bakın X üzeri küçük R, Y. Kız çocuğa yazıyorum. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Buradaki erkek çocuğa yazıyorum. X üzeri küçük R, Y. Buradaki annelerine yazıyorum. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Şimdi hemen başlayalım baştan. Arkadaşlar, bu hasta olan anne. Bakın şuradaki anne. Küçük R'yi mecburen erkek çocuklarına ve kız çocuklarına verecek. Ama 2 numaraya baktığınızda bakın 2 numara sağlam olmuş. 2 numaranın büyük R olma ihtimali olmaz. Çünkü anne hasta olduğu için erkek çocuk kesinlikle hasta olur. O zaman biz cevabımızı bulduk mu? Evet, 2 numaranın hasta olmaması bu özelliğin X'e bağlı çekinik kalıtılmadığını açıklıyor bize. Unutmayın, bakın X'e bağlı kalıtımda eğer ki anne hastaysa, yani anne bu özelliği taşıyorsa, erkek çocuk bu özelliği kesinlikle taşır. Kız çocuk bu özelliği taşıyorsa babası bu özelliği kesinlikle taşır arkadaşlar. Bunu kesinlikle unutmayın. Bu çok işinize yarayacaktır. Cevabımız 2 numara oluyor. Geçelim son sorumuza. Diyor ki, yukarıdaki soy ağacında Y kromozomu üzerinde taşınan bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangilerinde bu özellik mutasyon sonucunda oluşmuştur? Arkadaşlar bakın, erkek çocukta olan hastalık sadece erkek çocuklarda görülür. Yani eğer ki bir baba Y kromozomu bakımından bir özellik taşıyorsa, onun bütün erkek çocukları bu özelliği taşımak zorundadır. Şimdi ben bir numaraya bakıyorum. Bir numaranın sadece kız çocukları olmuş. O zaman bir numarayla ilgili bir şey söyleyemem. Bir numara gider. Geliyorum iki numaraya.
İki numaranın bu özelliği taşıması için babasının da hasta olması lazım. Ayrıca diğer erkek çocuklarının da hasta olması lazım. O zaman iki numarada bu özellik nasıl ortaya çıkmış? Mutasyon sonucunda ortaya çıkmıştır. İki numaranın erkek çocuklarında bu hastalık görülmüş mü? Evet, görülmüş. O zaman bunlarda mutasyon olmamıştır. O zaman bizim cevabımız ne olacak arkadaşlar? Yalnız 2 olacak. Y kromozomuna bağlı hastalıklarda unutmayın. Eğer ki baba taralıysa bütün erkek çocuklarının taralı olması gerekiyor. Bunu kesinlikle unutmayın. Evet, videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bitirdik. TYT soru çözümleri bu kadar. Şimdi AYT soru çözümlerine başlayalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.